Evet çok değerli dostlarımızla, kıymetli Adıyamanlılarla, çok özel bir toplulukla Adıyaman'ın bütün hissiyatını yaşayan, bütün duygularını bilen insanlarla bir arada olmaktan elbette mutluyum. Bu ortamı bizi hazırlayan değerli Abdurrahman Başkanımıza ve ev sahipliğinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve heyetine ben e, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, bugün bizleri yalnız bırakmayan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli Genel Başkan yardımcısına, değerli kadın kolları Genel Başkanına, milletvekillerimize ve eee bugün yine bizim e, burada birlikte olduğumuz Belediyeler Birliğimizin çok kıymetli encümen üyelerimiz, eee beraberiz. Eee değerli eee Büyükşehir belediye başkanlarımız var, ee, yine belediye başkanlarımız var, il ilçe, ee, İstanbul ilçe belediye başkanlarımız var bize eşlik eden ee, ve onlarla birlikte aslında sizi kucaklıyoruz ve birlikte düşünmeye, birlikte konuşmaya, birlikte buluşarak bu süreci en hızlı nasıl toparlarsı e, anlamaya ve kavramaya geldik bir yanıyla destek olmaya ama bundan sonra da destek olmamızın yöntemini belirlemeye geldik. Çünkü sizler acıyı yaşayan insanlarsınız. Ama bu acı şöyle bir acı. Bu acı düştüğü yeri yakmayacak. Hepimizi yakacak ve biz bu acıdan hep beraber kurtulacağız. Çünkü bu acı hepimizin acısı. Kayıplarınızı rahmetle anıyorum. Eminim her birinizin çok yakın kayıpları var. Başkanımızın e, nezdinde babasını, ailesini kaybetmiş bütün yakınlarınıza rahmet diliyorum. Hepinizin, hepimizin başı sağ olsun. Tabii e, sizlerle bu arada burada olmaktan büyük onur duymaktayım. Bunu ifade edeyim. E, biliyorum ki burada e, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız Adıyaman'ı temsil eden, insanlar olarak bir aradasınız. E, Tabi Adıyaman'da e, özel bir şehrimiz. Tarihi, kültürü, geçmişi e, ve çok farklı bir şehir. Zaten e, bütün dünyanın derin bağları var bu topraklarla ve bu toprakları anlamayla ilgili derin bağları var. Ama şimdi bu acılarla birlikte yine birbirimize daha da bağlı, daha da borçlu, daha da e, ileri seviyede bir ilişkiye sahibiz. E, açıkçası her birimizin yüreğinde taşıdığı e, acıyı ve o ağır yükü anlıyorum, anlamaya gayret ediyorum. Buraya e, dediğim gibi sizin seslerinizi dinlemek, yüreklerinizdeki acıyı paylaşmak ve birlikte çözüm üretme duygusuyla geldik. Tabi Adıyaman'ın konusu sadece binalarını inşa etmekten ibaret olmadığını sizler en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Umudun inşa edilmesi lazım. Bana göre 31 Mart'ta umudun inşasına dönük e, burada çok özel bir adım atıldı. Abdurrahman Tutdere dostumuz, sevgili kardeşimiz, bir Adıyamanlı olarak ama aynı zamanda iyi bir yönetici, iyi bir insan ve iyi bir komşu, iyi bir hemşeri olarak burada umudun inşasında sizlerden motivasyon alarak çok güçlü bir yolculuğa başladı. Bunu görüyorum. Sizler de onunla işbirliği yapma konusunda çok yürekli ve çok kararlısınız. Çok önemli. Sonuçta seçim 31 Mart'ta bitti ve önümüze bakıyoruz ve bu önümüzdeki süreçte oy veren vermeyenin asla ayırt edilmediği bir anlayışla acılarımızı hafifletmeyi kendimize ilke edinmeliyiz. Biz bu memleketin daha iyi bir geleceğe olabileceğine inanıyoruz. Bu inancı beraber yeşertmeye ve burada bulunmamızın yegane sebebi var omuz, omuzunuzdan yük almaya geldik. Ve sizin sıkıntılarınızı paylaşmaya geldik. Burada tabii derdim sizi size anlatmak olmayacak. Elbette siz en iyi kendinizi siz bilirsiniz. Bunun farkındayım ama bu istişareyi yapmadan önce size burada gördüğüm tabloyu ve dostlarımızın bana anlattıklarını, verilerin bana sunduklarından birkaç kesiti paylaşmayı isterim. 2003 yılının o kara şubat ayında bu felaketin ne derin yaralar açtığını hepimiz biliyoruz. İkinci gününden itibaren e, buralardaydık. Hatay'dan başlamak üzere bütün şehirlerini gezdim. E, buradaydık. O dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetici heyetle beraber e, elbette Hatay'a da e, pardon e, Adıyaman'a da geldik. Burada da bulunduk. E, sonra tabii burada en acı faturalardan birisi ödendi. 8387 vatandaşımızı, yurttaşımızı, insanımızı kaybettik. Sonra gelen sel felaketinde de iki canımızı kaybettiğimizi hatırlıyorum. Tabii bunların her birisi birer hayat, birer yaşam, birer hikaye, birer aile diye bakmalıyız. Yoksa bir sayıdan ibaret değil. Onun için bunları kelimelere dökmek, tarif etmek zor. Ee, ancak bu acıları unutturmamak, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için de mücadele etmeliyiz. Ve iyi biliyoruz ki hepimiz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunun da en derinden tehdit ettiği şehirlerden de birisinin belediye başkanı. O bakımdan sizlerin. Ee, bu derdini dert edilmenin yanı sıra memleket olarak da ders çıkartmanın da gayret içerisinde olduk ve olacağız. Değerli hemşerilerim, şehrin yalnız bırakılması, şehrin terk edilmişlik duygusuna sahip olması yaşanan acı kadar insanların canını yakar. Ve üzülerek ifade edeyim, deprem bölgesi bu anlamda dönem dönem bunu ne yazık ki yaşat. Şehirlerin büyük bir bölümünde yaşadı, ilçelerde yaşat. Yani yalnız bırakıldığını yaşat. Devletin geciken yardımı insanları üzdü, yüreğini buktu. Acısı kadar içini yaktı. Bazı yerlere o yardım gelemedi bir türlü. Bu da ayrı bir sorgulamamız gereken husus oldu. Depremin Ardından gönderilen birçok yardımın yetersiz kalması, bir kaosa dönüşmesi, çadıra ulaşmanın bile büyük bir trajediyle yaşanması hepimizin içini yaktı. Biz de buradaydık, uzaktan izlemedik, buradan gördük. Ben e, belki de e, 3-4 ay boyunca çok yoğun bir zamanımı o dönemde illeri paylaşmıştık, daha doğrusu biz paylaşmadık AFAD üzerinden görevlendirme sonradan daha netleşir olmuştu. Belli illere görevliydik. O kapsamda işte Vahap Başkanım bazı illere yoğunlaştı. Biz Hatay'a yoğunlaştık gibi çalışmalar sürdürdük. Tabii yardım nasıl bir şeydir biliyor musun? Adalet gibidir. Hani adalet gecikirse bir anlam ifade etmez. Yardım da gecikirse ne yazık ki anlamını yitirir. Geciken yardımın işe yaramayacağını insanlarımızın bu şekilde görmesi canımızı sıktı. Tabi Şubat depreminde 107.242 meskenin 56.206'sının 256'sının yıkılmış veya ağır hasarlı hale geldiği bir memleketten bahsediyoruz. Bu Devasa bir yara. Tabi acısını iliklerine kadar hisseden bir ee, milletten bahsediyoruz, insanlarımızdan bahsediyoruz. Bunu dindirmek için yeterli adımların atılmaması ve atılmakta gecikilmesi insanların sabırsızlığını arttırdı, üzüntüsünü belki acısını da büyüttü. Bu fecaat durum mevcut hükümetin aslında bu memleketin kapasitesini nasıl aslında görünen kapasitesinin altında bıraktığının, Aynı zamanda yaşanması muhtemel olan bu tür felaketlere çeyrek yüzyıldır bütün Türkiye'nin daha derinden hissettiği, çünkü hatırlayın İstanbul'un derinden hissettiği Gölcük depremi aslında depremi yeniden tanımamıza vesile oldu. Bütün Türkiye depremi konuşur oldu. O andan itibaren ihmal edilen, Yeterli adımların atılmamasının çok somut bir örneğini bu bölgede yaşadık. 99 depreminde bu millet sivil toplum kuruluşlarıyla devletin birimleriyle el ele vererek şöyle bir ses duyurmaya çalışıyordu. Hatırlayın. Sesimi duyan var mı diye enkazın altından bağıran insanların o sesi slogan gibi olmuştu ve yardım bekleyen insanlara sesini duyurmaya çalışan görevlilerin o sesi hepimizin kulağında hala çınlar. Ve açıkçası biz bu sesi sesimi duyan var mı kavramının üzerinden 25 sene geçerken o dönemi hatırladığımızda birbirlerinin eksiğini gidermek, dayanışma içinde olmak ve o çabanın içinde koşturma gayretinde olan nice insanlar vardı. Tesadüftür ki işte İstanbul'da olmanın verdiği fırsatla ben de Gölcük'te, İzmit'te o dönemde de oldum ve o dönemde de o acının nasıl insanları etkilediğini çok yakından, çok içinden yaşadım, gördüm, hissettim. Peki 2023'te ne gördük? Açıkçası ne yazık ki 2023'te yalnız bırakılmış ve devletimizin, memleketimizin kurumlarının uzun bir süre ortalıkta görünmediği bir ortamı yaşadık. Yoktu, insanlar arıyordu neredesiniz, ne oldu, ne bitti diye. Yardımlar öyle enteresan şeyler yaşadık ki şu belediyeden geldi, yok şuraya koymayın, şuradan buraya gitmesin münakaşalarının Kaç tane yaşandığını anlatamam size. Yani o kadar derinden hissettik. Tabi bu millet bu muameleyi hak etmiyor. Aslında bu milletin dayanışma gücü çok yüksektir. Birlikte hareket etme kuvveti yüksektir. Hele hele bu tür acı anlarda. Ama bunu ne yazık ki ne acıdır ki bizim hissetmemize bile o dönemdeki tutum ve tavırlar engel oldu. Bakın bir başka örnek vermek isterim. Biliyorsunuz başkanımızla da konuştum inşallah yarın da temel atma törenini yapacak belediye binasının. Bu binanın hemen karşısında yani yıkılan belediye binasının karşısında Komagene Kültür Merkezi'nin olduğu yer var. Belediye binası yıkıldı ama orası yıkılmadı. Camı bile kırılmadı. Çünkü orası Avrupa Birliği fonuyla AB mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıldı. Bir fonun oraya sağlanmasından dolayı yani aslında bir işi doğru yaptığınızda binanın yıkma, yıkılmadığını, insanın canına mal olmadığını, insanın öldürmediğini, insanı öldürmediğini gösteren en somut örnek. Tabii bu bize ne gösteriyor? Güvenli yapılaşmanın olması için bilimin, tekniğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tabi binaları yıkan sadece deprem değil, göz ardı edilen hukuki sorumluluklar ve ihmaller. İşte o bahsettiğim 25 yıl. Liyakatsizlik, adaletsizlik, yalnız bırakılmışlıktır aslında o binaların yıkılır binaya dönüşmesinin sebebi. Ve depremin üzerinden bir sene 7 ay geçti geçecek. 7-8 gün sonra bir sene 7 ay bitmiş olacak. Bugün itibariyle Adıyaman'da 118 bin insanımızın konteyner kentlerde yaşamını sürüyor olması tekrar bir kışa dönen bir mevsimde onların orada oluyor olması yine beni çok derinden üzen bir durum. Tabi yaraları sarmak az önce de ifade ettiğim gibi sadece binaları yapmak değil, insanların güvenini de kazanmakla mümkün olabilir. İşte bu süreçte Adıyamanlı dostlarımızın inşaat yorgunluğuyla sınandığını da görmekteyim. Yani resmen bu duygu, bu tavır, bu bakış hepinizi yordu, onun da farkındayım. Kentin e, üstünü kaplayan o inşaat duygusu hepinizi e, biliyorum ki sabır olarak da tüketiyor veya e, üzüyor ama bütün bunlardan sıyrılmamız lazım. Sıyrılmak için de bu işin sadece bir inşaat projesi olmadığını, size geleceği tariflemesini, size nasıl bir yaşam vaat ettiğinin anlatılmasını, bütün konuları sizinle paylaşmanın gerekliliğini bilen bir yöneticiyim. Burada sizlerin yaşam kalitesini sizlerin katılımcı olduğu süreçlerin sonucunda belirlenmesiyle çok daha güçlü bir güvenin var olduğu bir ortamda daha nitelikli bir Adıyaman'ın var edilebileceğini de biliyorum. İnsanları bir sadece şantiye ruhu içerisinde yaşamaya mahkum edemezsiniz. Kentin tamamını bir TOKİ projesi anlayışıyla yapmayı insanlara dayatmamalısınız. Burada bir yaşam var, tarih var, geçmiş var, anılar var. Böyle bakılması lazım. O bakımdan bu bakış açısı bu denli kadim bir kentin insanına yapılan büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Değerli dostlarım, Adıyaman'a böyle bir projeksiyon olarak baktığımızda 1955 yılında il statüsüne kavuştuğu günden bu yana aslında istikrarlı bir nüfus artışı yaşamış her geçen yıl büyüyen, gelişen bir şehir olmuş. Ancak deprem şimdi bunu biraz tersine çevirdi. 2022 yılında 635.169 olan nüfus 2023'te 604.978'e gerilemiş. Bu düşüş Adıyaman'ın yaşadığı bu düşüş nüfusa oranla baktığınızda Türkiye'deki en yüksek düşüşlerden bir tanesi bu felaketin ardından yaraların hızlı sarılamamış olması ve insanların e, umutlanamamasının e, karşılığıdır. Tabii öyle ki insanlar bu vaziyetin değişeceğine dönük ümitlerini kaybettikçe göç etmeye ve göçle ilgili fikir geliştirmeye devam ediyor. Birçok vatandaşımız e, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya başta olmak üzere e, buradan göç etmişler. Onlar da göç eden insanlar da gidip rahat etmiyor aslında. Onlar da orada sınanıyor. Onlar da orada ayrı bir e, sorun yumağıyla, var olma süreciyle karşı karşıya. 2023 yılında en fazla nüfus kaybeden 5. yıl Adıyaman. Ee, Tabi buza aynı zamanda şehrin sosyoekonomik pozisyonuna da derin yaralar açıyor. Böyle bir kan kaybıyla dertlenmek zorundayız hep beraber. Bu sadece sizin derdiniz değil, onu söyleyeyim. Bu özellikle bu bölgede yaşanan bu kan kaybı sadece Adıyaman'ın sorununda değil, işte Hatay'ın da sorunu. Yani on binlerce Hataylı artık Mersin'de hayal kurmaya geleceğini toparlamaya çalışıyor. Bununla dertlenmesi gereken bir hükümet olmalı. Böyle kitlesel göçler göçü veren ili de göçe göç ettiği ili de göçenin kendisini de tahrip eden süreçlerdir. Sosyal bir yıkımdır. O ciddiyetle ele alınmalıdır. Aksi takdirde çözüm bulamazsınız. İşe hala TOKİ inşaatları gözüyle bakarsınız gidene ev yapmak, gelene ev yapmak meselesi de değildir tek başına mesele. O da elbette deprem bölgesinde en temel sorunlardan biridir ama sorunun çözümü orada yatmaz. Sevgili Adıyamanlılar özellikle e, iyi biliyorum ki her göçen Adıyamanlı aslında bu topraklardan çok değerli bir parçanın eksilmesi gibidir. Bu şehirden göç eden bir kişi Adıyaman'ın geleceğinden bir parçayı söküp götürmesi gibidir. Şehirlerimiz toprakla, ağaçla, parkla, binalarla var olmaz, insanlarıyla var olur. İnsanlarıyla güçlüdür. Adıyaman da Adıyamanlarla güçlüdür. Bu durumu tersine çevirmek, Adıyaman'ı yeniden büyütmek, ayağa kaldırmak zorundayız. Adıyaman'da bazı istatistikler var. Bunları görerek çözüm üretmeyi düşünmekle yükümlüyüz. Adıyaman'da 15 yaş üzeri kadın nüfusunun sevgili Asu Başkanım yüzde 10'u okuma yazma bilmiyor. 15 yaş üstü kadın nüfusun yüzde 10'u. Türkiye'de bu ortalama yüzde 4.3. Adıyaman'da yüzde 10'u. Şimdi biz bu gerçeği görmezsek çözümü bulamayız. Bambaşka bir sayfadan bahsediyorum. İşte bunu bu şehri yeniden ayağa kaldıracaksak bu şehrin kıymetli hanımefendilerini, kadınlarını bunun bir parçası yapmak, çocuklarımızı, gençlerimizi daha da donanımlı, daha da güçlü bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Onları iyi yetiştirirsek geleceğimiz teminat altında. Aslında işte bu şehrin bir şehrin inşası değil Umudun yeniden inşasıdır mesele. Abdurrahman Tutdere de ona talip. Burada umudu yeşeteceğiz ki hem insanlar buradan gitmeyecekler hem de burada kalanlar da müreffeh bir hayat yaşayacak. Maalesef bugünkü koşullarda merkezi iradenin vesayeti yüzünden bu pek mümkün gözükmüyor. Biz bugünkü vaziyet böyle diye bildiğimiz yoldan yürümekten de vazgeçmeyeceğiz onu ifade edeyim. Bilakis bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bize daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini anlatıyor. İstihdam açısından da Adıyaman'da çok ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz. 2023 yılında istihdam %10 daraldı Adıyaman'da. Depremin ardından biliyoruz ve görüyoruz ki birçok iş yeri çok büyük zararlar gördü. Özellikle gençler arasında işsizlik oranı çok yüksek. Adıyaman'da genç işsizliği Adıyaman gibi nüfusu genç bir şehir için birazdan bir başka istatistik daha paylaşacağım. Gelecekteki büyüme potansiyelini de bu şehrin çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu gençlerimiz şehrin enerjisidir, dinamizmidir, yarınlarıdır. Onların olmadığı bir şehirde kalkınmayı ve gelişmeyi konuşamazsınız. Onlara sahip çıkmak, iş imkanları yaratmak, Adıyaman'ın geleceğine yatırım yapmak hepimizin boynunun borcu. Adıyaman'ın ekonomik yapısında tarım, sanayi, turizmin yeri ve öneminin ne denli büyük olduğunu da biliyorum. Eh, da ancak deprem bu alanlara da çok büyük hasarlar yarattı. Tarım alanında Güneydoğu Anadolu projesi GAP deyince hepimiz böyle tüylerimiz diken diken olur Türkiye'nin. Geleceğe diye bakarak çocukluğumuz, gençliğimiz Kapı dinleyerek geçti. GAP ile yapılan yatırımlar Adıyaman'ın tarımsal üretimini olumlu etkilemiş olsa da Adıyaman'ın diğer GAP illerine nazaran daha dezavantajlı bir durumda olduğunu gayet iyi biliyoruz. Özellikle buradaki sulama imkanlarının eksikliği, kanalların eksikliği, burada tarımla uğraşan İnsanların sulamada ciddi olarak elektrik, elektriğe bağımlılığının ve bu sonuçta bütün akışı etkiliyor. Maliyeti de üretimin yanına koyarak aslında tarımla uğraşanların belini büküyor. Bu anlamda çiftçi huzursuz biliyorum. Depremden önce de böyleydi şimdi depremden sonra daha da kötü durumda. Artan enerji fiyatları da cabası. Diğer girdiler ve enflasyonun etkisini de üstüne koyun. Şimdi buradan tarım nasıl sıyrılıp çıkacak? Yerel er, merkezi idare çiftçinin ağzına bir kaşık bal çalsa da bu elbette ki çiftçiyi rahatlatmıyor. Çiftçinin isyanı devam ediyor. Tabii bizim özellikle çiftçimizin, tarımla uğraşan insanımızın zarar görmesi bizi çok rahatsız ediyor. Ee, biz yapısal bir takım düzenlemelerle, kapsamlı yatırımlarla buradaki sorunların çözüleceğine de inancımız tam. Ama son 20 yıldır Türkiye'de belki de en fazla yok sayılan hususlardan birisidir tarım. Sanki üretmeyen bir toplum istenircesine. Ve bir hazır e, tüketime yönlendiren millet, yani tüketici bir millet, üretici bir millet... Kalkınmacı bir millet istenmiyorcasına atılan bir takım adımlar ve hamleler. Bakın e, benim de hayranlıkla izlediğim ve oranlarını duyduğumda da gururlandığım işte bademdir, besni üzümüdür. Bu anlamda depremden sonraki ciddi düşüşünün devam ettiği hani tabiri caizse Adıyaman topraklarının pırlantası diyeceğimiz ürünleri. Adıyaman Türkiye'nin badem üretiminde çok önde sırada dörtte biri neredeyse yüzde yirmi seviyesinde üretimi olan bir ürünün bugün ne duruma geldiğini görüyoruz. Bu şehir tarımıyla, ürünleriyle, toprağıyla yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Başka bir yolu yöntemi yok bu işin. Ve biz ülke olarak badem ithal ediyoruz. Hatta neredeyse Kaliforniya'dan ithal eden durumdayız. Halbuki Adıyaman Kaliforniya'nın tahtını sarsacak alan diye konuşurduk ve böyle hayaller kurardık. Tabi Tabii e, üzümün şifası, dutunun kalitesi, her yönüyle dillere destan bir Adıyaman. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz lazım. Bademi ağacı, ağaçta tütünü, tarlada insanı yollara düşmüş bir Adıyaman hikayesinin içerisindeyiz. Ben bir tütün tarlasında büyümüş bir çocuk olarak çocukluğu, gençliği tütün tarlasında geçmiş Trabzon'un Akçabat ilçesi de çok ciddi bir tütün üreticisidir. Benim hem anne tarafım hem baba tarafım belki de 100 yıl tütün üretmiş bir ailedir. Onun için böyle bir böyle bir şehrin evladı olarak tütünün de ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu bilerek benim rahmetli dedem derdi ki tütün tam 14 ay bakım ister. Fide ekiminden tekele gidip satımına kadar. Bu kadar bakım isteyen bir ürünle hele hele Adıyaman'ın bir endemik türünün olduğunu ve çok özel bir tütüne sahip olduğunu bilen birisi de olarak böylesi ürünlerini kaybeden bir toplumla karşı karşıyayız. Daha doğrusu süreçle. Tabii bu vaziyetin müsebbibi olanlar elbette bunun hesabını vermelidirler. O kadim ürünün de hak ettiği yere gelmesi lazım. E, tütün eylemlerini hatırlıyorum. Bu konuda çok e, tütün üreticisinin sesini dinlemeye gayret eden başta Abdurrahman başkanımız vekilimizdi o zaman işte Velibey, diğer dostlarımızın katkılarını da hatırlıyorum. Tabi yerli ve milli tütün üreticilerimiz bir anda kaçakçı verdi bu şehirde onu da biliyorum. Böyle bir ortamı yaşatıyorlar. İhracatçı olan olması gereken insanlarımız Kaçakçı durumuna düşüyor. Bunlar tabii farklı çıkarlar, çok önemli konular. Bizim gördüğümüz şu ki, tütün üreticisi kazanmıyor e, ise burada bir sorun var. Minimum oranlarda kazanıyorsa burada bir sorun var. Tütün üreticisi kendi ürettiği üründen hak ettiğini alamıyorsa burada derin sorunlar var. Üreticinin ürünü belli bir fiyata satıyor ama her geçen sene artan girdi, enflasyon, ezen bir takım maliyetlerin sonucu kaybeden bir döneme doğru evriliyor bütün çiftçilerimiz. Bu toprakların emeğini, alın terini yok sayan bu düzenin sürdürülemez olduğunu da net olarak biliyorum. Adıyaman'ın açık söyleyeyim, tarımla kalkınması meselesi önemli bir gelecek meselesidir. Benim naçizane gördüğüm ilk kertede birkaç sözüm o ki üreticinin ürününü, e, ürününe pazar bulabileceği belirli bir fiyat garantisiyle satış yapabileceği sistemin bu bölgede kurulması şarttır. Bu kurulduğu takdirde insanlarımızın rahat edebileceğini görüyoruz. Verimlilik planlaması yapılarak üretimin en verimli hale getirilmesi şarttır. Aracıların üreticinin emeğinin çok büyük sömürme aracı olarak görmesini engelleyici bir sistemin kurulması şarttır. Tabi girdi maliyetlerinde azaltılması önemli bir meseledir. Devlet desteğinin bu anlamda sağlanması, üreticinin belirli kotalarda üret, ürününü doğrudan tüketiciye satabilmesi, yasal düzenlemelerle mümkün olmasını sağlayan koşulların olunması, oluşması şarttır. İşte bu sayede hem iç piyasa ihtiyacını karşılayan yöntemleri geliştirmiş olursunuz, hem ihracat potansiyelini arttırmış olursunuz. Bu üretim ve satış sürecinin bölgede yaratacağı hem istihdam hem kazanç ortamı bölgeyi rahatlatacak eylemlerdir, hareketlerdir. Bugün tabi eşine az rastlanır bir ekonomik buhranın içinde olmamız hepimizi yine derinden etkiliyor. Her şeyi bildiğinizi düşünürseniz zaten yaşayacağınız sonuç budur. E, bu sonucu aslında nas nas diyerek bize yarattıklarını dün gibi hatırlıyoruz hepimiz. Ama bugün çiftçi, işçi, öğrenci, emekli, emekçi her birisinin durumu da ortada. Bu milletin bunu hak etmediği de ortada. Tabii kamu hizmeti kalitesi düşüyor, işler liyakatli yapılmıyor. Meselenin temel sorun olarak tepeden tırnağa adaletsiz bir sürece doğru evrildiğini görüyoruz. Biz buna sessiz kalmayacağız, köşemize çekilmeyeceğiz. Biz bu iktisadi krizin, bu buhranın ülke çapında çok sektörü etkilediğini biliyorum. Az önce tarımın yanında Adıyaman için tekstilin de ne ifade ettiğini bilen birisiyim. Özellikle burada ilk tesisleri açanlardan bir kısmının yakın İstanbul'dan dostlarım olduğunu ve onların nasıl heyecanla buralara yatırımı 25 sene önce konuştuğunu dün gibi hatırlarım. Buraya gelip yatırım yapan dostlarım var. Hala kendileriyle konuşur, sohbet ederim. Bugün açıkçası... E, bu tekstil sektörünün de kaybettiği ime Adıyaman'ı da bu anlamda etkilemiştir ki öğrendiğim kadarıyla 265 tekstil firmasının birçoğu deprem öncesi kapasitelerini henüz dönebilmiş değiller. Bu durum tabii şehrin ekonomik dinamikleri açısından büyük bir daralmayı da beraberinde getiren bir durum. Bugün yürüttükleri ekonomi programı Şöyle bir program, batan batar, kalan sağlar bizimdir. Tabi bu mantık ülke için çok sorunlu bir mantık. Ee, yaşadıkları hangi bir hayatsa, nasıl bir ruh haliyse anlamış değilim. Memleketin gerçek durumunu görmeden başka insanlara ya da bizim gibi mevcut durumu analiz eden, farklı öneriler sunan insanlara çamur atan, kötü iddialarla, uydurma yalanlarla, dolanlarla siyaset yapma gayreti içerisinde olan bir iktidar sürecini yaşıyoruz. Geçmişte hatırlarsınız, geçmişteki siyasette iftirayı muhalefet atardı. Şimdi iş değişti. İftira iktira, iktidar atıyor. Yani muhalefet iktidarı düşünmek, düşürmek için bazen uydurma işler söylerdi. Şimdi tersine bir durum var. Yani yalanı, dolanı, iftirayı, karalamayı, uydurmayı yapan iktidar. Kime karşı? Muhalefete karşı. Dolayısıyla ve bu pozisyondan sıyrılmamız lazım. Bugün mesela turizm alanında bir an önce Adıyaman'ın hak ettiği noktaya erilmesi lazım ki Nemrut Dağı dünyada eşi benzeri olmayan mucize gibi bir yer. Ulaşımından konaklama tesislerine kadar Adıyaman'ın hızlıca düzelmesini ve beslenmesini sağlayıp bir an önce insanların keyifle Adıyaman'a gelip Nemrut'u gezdiği ortamı yakalamamız lazım. İşte bütün bunları niye anlatıyorum? Bunlar Türkiye'deki genel idarenin, genel yönetimin, hükümetin temel konuları. Ama biz meseleye şöyle bakıyoruz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu olarak ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Abdurrahman Tutdere ile bütün bu sorunlar içerisinde hangi sorunun çözümüne katkı sunabilirim? Adıyamanlıların yaşamını nasıl rahatlatabilirim? Onun için bütün bu sorunları analiz ediyorum ki bir an önce sizin destek almanız gereken hatları destekleyelim. Ben düşüneyim, Vahap Başkan düşünsün, başka arkadaşlarım düşünsün. Bir an önce canım Adıyaman'ı ayağa kaldıralım. Değil 250 bin, 400 bin insan gelsin Nemrut'u gezsin. 250 bine yakın turistin geldiği Nemrut'u geçen sene ne yazık ki 45 bin kişi ziyaret etti. İşte bu kayıpları bir an önce gidererek önümüze güçlü bir şekilde bakabilmemiz şart. Adıyaman çok kültürlü bir yer, çok farklı dillerin, farklı inançların olduğu bir yer. Burada her etnik kökenden vatandaşımız var. Muazzam bir ortam. Memleketin zenginliğinin olduğu bir ortam. Herkesin bir arada yaşadığı, bir arada ağladığı, bir arada güldüğü bu şehirde dostluğu, barışı, huzuru, kardeşliği inşa etmeliyiz. Bütün bu söylediğim sıkıntıların bertaraf edilmesi için bu temel bir başlangıç e, duygusudur, felsefesidir. Tabii bazen bu çok kültürlü yapıların Tansiyonların yükseltilmesi birilerin işine gelebilir ya da böylesi bir e, süreçten faydalanma arzusunda olanlar olabilir. Ama biz e, burada beraber yaşamanın temel e, zenginlik olduğunu, büyüklük olduğunu bilenlerdeniz. Ve e, birbirlerinin e, açıkçası kendi siyasi bekaları üzerinden burada yaşayan insanlar arasında fitne fesat sokmaya çalışanlara, ne siz müsaade edeceksiniz ne de biz müsaade edeceğiz. Milletimiz barış ve huzur içerisinde yaşayacak. Bu tür şehirler memleketin de barışı ve huzuru için teminat olan şehirlerdir. Buradaki atmosfer, buradaki o canlı yaşam, o huzurlu yaşam bütün memleketin huzurunu etkiler. Onun için Adıyaman çarpı iki önemlidir. Çarpı dört önemlidir. Öyle bakmalıyız meseleye. Biz sizin huzurunuzda düşünüyoruz. Tansiyonu düşürmek ee, ve dönem dönem iktidarın e, insanlara başka bir gündem sunmak adına ürettiği bazı meseleleri, e, ürettiği bir takım fayatlarını unutun. Meselenin özü temelde az önce anlattığım sorunlara çözüm bulmaktır. Halbuki biz e, farklılıkları zenginlik olarak gören ve bu zenginlikleri korumanın bizim memleketimizin geleceği içinde çok önemli olduğunu bilen insanlarız. Buranın huzuru, kardeşliği, barışı, sosyal uyumu korunmak zorunda olan en önemli değerlerimizden birisidir. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu uyumu sürdürülmesi adına çok önemli sorumlulukları vardır. Ama e, açık söyleyeyim Adıyaman siyaseti Ankara'dan üretilen bir siyasetle yönetilemez. Adıyaman siyaseti tam da Adıyaman'da Adıyamanlılar tarafından çünkü o sorunu Yarınlarda burada bir problem çıkar, orada o kişi söylediğini unutur. Buradaki iş kişilerin başına kalır. Onun için e, memleketin huzuru sizin gibi bu ülkenin kadim şehirlerinin, kadim milletlerinin, kadim insanların elindedir. O bakımdan sorumluluğunuzu bu seviyede de düşünmenizi öneririm ve biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak, bu tür memleketin birbiriyle kaynaşması, birleşmesi, buluşmasını da önemseyen bir şiarla hareket ediyoruz. Bizim şiarımızın bir başka duygusu da var. İşte yazıyor daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek diye bakıyoruz. Çünkü yerelde kuvvetlenen duygular, kuvvetlenen yerel yönetimler daha güçlü adımlar atarlar. Bunlar ne istiyor? Her şeyi Ankara'ya bağlayalım. Her şey Ankara'dan. Olmaz. Olmaz. Bakın bir kişiyi seçiyorsunuz, bu milletin her gün kapısını birinci derecede çalacağı kişi Abdurrahman Tuttere'dir. Bürokratlar gelir geçer, atanan insanlar gelir geçer ama buranın insanı, sizin seçtiğiniz insandan daha değerli bir unsur yoktur. O bakımdan biz yerelin güçlenmesini, yereldeki seç, seçilen insanların daha büyük hizmetler yapabilmesini önemsiyor. Onlar ne istiyor? Borçlarını arttıralım. Belediyelerin kaynaklarını kısalım, hizmetleri azalsın. Ya olmaz. Onlar kendi gerçeklerini unutuyorlar. Birçoğu yerelden gelme insanlar orada yönetici. Daha düne kadar benim bu söylediğimin daha fazlasını söyleyen insanlar. Şimdi tam tersini yapmaya gayret ediyorlar. Niye? Güç bende kalsın, iktidar benim olsun. Ben de diyorum ki iktidar senin değil ki. Ya ne olursan ol, iktidar milletin iktidarı. Sen onların temsilcisin. Ben Ben İstanbul'ların temsilcisiyim. Abdurrahman Tutdere Adıyamanların temsilcisi. Onlara hesap verecek. Sizi ait olan parayı, size ait olan değerleri yöneten koordine eden kişileriz bizler. O bakımdan eee bu duyguyu çok önemsiyorum. Yerelin eee kahramanlarını çok önemsiyorum. Ben eee Hayatımın önemli bir bölümünü artık yerel siyasette geçirdim diyebilirim. E, merkezin yerele nasıl kılıç salladığının onlarca yüzlerce örneğini yaşadım. Hiç umursamadım. Çünkü milletin doğruyu gördüğünü anladığını hissettiği en, en doğru kararı vereceğini biliyorum. Ben bunu yaşadım. Bu millet bana adaleti, hukuku, hukukun korunması, hakkın korunması duygusunu yaşattı. Onun için... Bazı ülkelerde bazı milletlerde olmayabilir ama bizim topraklarımızın bu güzel insanlarında inanılmaz bir cesur demokrasi ruhu var. Sizler çok cesur demokratlarsınız. Bunu unutmayın. İşte bu tür kılıcını sallayan, haksız hukuksuz kılıcını sallayan insanlara haddini bildirirsiniz. Sandıkta karar verirsiniz. Dersiniz ki mal o benim malım zannettiğim mülk millete ait kardeş. Milletin malı milletin malına sahip çıkıyorsan çık. Çıkmıyorsan güle güle yerine seçiyorum. O sahip çıkacak diye getirir, oturtursunuz. Bu bağlamda hiç kimseyi kendinizden yetenekli görmeyin. Bu milletin her evladı yeteneklidir. O yetenekler bir araya gelince bu millet güçlenir. Bir araya gelmeyi öğrenmemiz lazım. Organize olmayı öğrenmemiz lazım. Biz işte tam da bu yönüyle hem belediye olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerelin güçlenmesi adına her yerel yönetimle ilişki kurup onları da güçlendirme gayret içerisinde oluyoruz. Adıyaman'ı da bu anlamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da az önce başkanımız söyledi. Bütün belediyelerimiz çok katkılar sundu. Bu yaraları sunmaya da devam ediyoruz. Etmeliyiz de 10 binin üzerinde personelimizle deprem bölgesine hizmet sunmaya neredeyse e, ee, 1 milyara yakın da yatırım yapmış bir belediyeyiz. Bu kapsamda e, Adıyaman'da da Adıyaman Göl başında 5000 metrekareye yakın çok özel bir şehir parkını Nisan ayında bitirdik ve vatandaşlarımızın orada çok yoğun kullandığını e, öğrenmekten de mutluyum. İskender Başkan orayı çok önemsiyordu. Hastanenin yanında insanların yoğun kullandığı depremden sonra da daha fazla kullanıldığını ifade edince çok da mutlu oldum. Yine Yayla Konak ilçesinde eee 54 metre uzunluğunda 6 7 köyü birbirine bağlayan bir köprü sıkıntısı vardı. Bize iletildi. Hızlıca o köprüyü yaptık, bitirdik. Bunları yarın inşallah hizmete açacağız. Eee ve Elazığ'dan Gaziantep'e, birçok deprem bölgesinde Samandağ'dan Defne'ye, Kırıkhan'dan birçok beldesine ve ilçesine kalıcı eserler üretmenin yanı sıra bir takım hususların giderilmesi, mesela örnek bir konaklama merkezini, daha doğrusu geçici barınma merkezini hizmete açtık. 2000'in üzerinde insanın yaşadığı bir merkezi Antakya'da hizmete açtık. Yani çok rahatlıkla insanların ev konforunda yaşayabilecekleri bir merkezi e, açtık. Aslında o tür bir yöntemin insanların bir an önce e, bu çadırlardan ve konteynerlardan kurtulduğu böyle bir mekanizmanın varlığıyla da konutları, kalıcı konutları yapana kadar insani koşullarda yaşadığı bir merkezin varlığının daha böyle telaşlı, kötü kararların alındığı değil de daha kalıcı, daha doğru kararların alındığı bir mekanizmaya kurar diye o dönemde çok savunduğumuz bir şeydi. Ama derdimizi anlatamadık. Neredeyse iki sene olacak. Ne yazık ki insanlarımız hala çadırda veya konteynerda. Öyle de bir merkezi açmıştık orada. İçine kreş yaptık. içine sağlık merkezi yaptık. içine o mahalle gibi düşündük. Bakkalın muhtarın odasını bile yaptık. Yani öyle bir yer açtık ve insanlar orada konforlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu tür hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği olarak 11 şehrimize toplam 89 araç teslim ediyoruz. Bunun 17'si Adıyaman'a verilecek. Yine 6000'e yakın 6000 çöp konteynerini de yine bu 11 şehrin belediyelerine dağıtacağız. Onun da 500 tanesini Adıyaman e, merkezine e, bırakıyor olacağız. Bu konuda e, işbirliği içerisinde bu kararlarımızın alınmasına vesile olan Belediyeler Birliğimizin encümenine de yürekten teşekkür ediyorum. Biz vatanımızın farklı noktalarında da encümen toplantıları yaparak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin adımlarını da atmaya devam edeceğiz. E, e, tabii şunu söyleyeyim. Yönetenlerle bu insanların bağlarının kopmaması lazım. O bağların kopmaması da yerel yönetimlerin gücünden geçer. İşi Merkezi Ankara'ya bağladığınız sürece bağları koparırsınız, samiyeti koparırsınız, insanların birlik ve beraberlik duygusunu bozarsınız. E, yerel demokrasiyi güçlendirme çabalarımız, deprem sonrası acılarımızın da sıkıntılarımızın da bir an önce giderilmesine vesile olacak, temel olacak bir duygudur, prensiptir. Bu kalkınmayı ve refahı sağlayabilmek için de e, doğru bir yoldur. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. E, görüyorum Adıyamanlılar olarak sizler çok derin büyük bir sınavdan geçtiniz. Bu sınavda dimdik ayakta durdunuz. Zorlukların üstesinden gelmek adına da el birliğiyle çalışıyorsunuz. Şu unutmayın. Bu süreçte asla yalnız değilsiniz ve kalmayacaksınız. Ben şahsen söyleyeyim bu bölgenin derdi derdimizdir. Bu bölgenin insanı maddi manevi büyük kayıplar yaşamıştır. Yere düşmüştür. Sizi yerden alıp ayağa kaldırıp bizimle aynı seviyede dik durana kadar biz de sizinle yerde sürünenin o sürünmenizi gidermeye çalışan gayret eden neferler olacağız. Burada hizmet eden belediye başkanıma diyorum ki sen benden on kat daha fazla kutsal görev yapıyorsun. Her belediye başkanı. Bu sabah memurlarına, işçilerine söyledim başkanımız. Demiş, her biriniz nefer gibi burada çalışıyorsunuz. Sizler öyle. Şu anda en büyük emeği, en büyük gayreti, en büyük sorumlu alan sizlersiniz. Onun için bir an önce sizleri ayağa kaldırmanın sorumluluğu da bizim omuzlarımızda yüktür. O onu giderene kadar o yük burada duracak. Bunu unutmayın. Ez cümle Adıyaman'da Saatler durmuş istiyoruz ki hep beraber o saatleri tekrar çalıştıralım. Tekrar Adıyaman ayağa kalksın. Hepinize sağlıklı günler bir gelecek diliyorum. Hepinize acıların değil güzelliklerin konuştuğu gelecekte çok daha güzel bir Adıyaman diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.